Yerel seçimin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti ama tartışması bitmedi. İstanbul konusundaki belirsizlik siyasette tansiyonu da iyiden iyiye yükseltti. CHP'li Engin Altay'ın Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik çıkışına AK Parti cephesinden tepki geldi. Biliyoruz hocam. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler. CHP'ye yakışır, kendine yakışır. Açıklama yaptı. Sizin yüzünüze tükürürler. O mu baskı altında tutuyor, bizim baskı altında tutuyor. İstanbul kararı için tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmişken, yarışın tarafı olan iki parti arasında ipler iyice gerildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın YSK üyelerine yönelik sözlerine yanıt, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den geldi. Kararı sevsek de sevmesek de uyacağız. Tehdit edeceklerine bunu söylesinler, bizim söylediğimiz gibi. Seçim yenilenmesi olmaz, olabilemez. Onların seviyeye bakın, bizim seviyeye bakın. İlçe seçim kurullarının araştırdığı verilerin delil niteliği taşıyıp taşımadığı da polemik konusu oldu. Tehditler karşısında YSK üyelerinde pabuç bırakacağını da zannetmiyoruz. Onlar da gereken muamele, soruşturma ve şikayet anlamında da yapacaklardır. Ver kardeşim belgeleri, delilleri. Onlar yok. Ben sonra onları bulup geleceğim. 19.743 kişi vardı. Bunun tamamını da ispat etmiş bulunmaktayız. Siyasette bir diğer polemik ise İyi Parti ile MHP arasında. Meral Akşener'in meclis grubundaki konuşmasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert sözlerle karşılık verdi. Aziz millete illet zillet diyerek bir çukur kazdı. Sayın Erdoğan da o çukura bizi itmeye çalıştı. Fakat kendi düştü. İtici ses tonuyla maruf İP müdiresi Meral Akşener sık sık mecliste evlere şenlik konuşmalar yapmaktadır. Eline fırsat geçtiği takdirde sözde bölücü başına nazire yaparcasına bunlar adına tam bağımsızlık talebinde bulunacaktır.